Nükleer aslında girdik. Ben hemen orada onu sormak istiyorum. Ya bu nükleer santralin Sayın Bakanım, yani böyle çok olumsuz bir algı üretilmek istendi nükleer santralle ilgili. Bu ne anlama geliyor? Yani Türkiye'nin bir nükleer santrale sahip olmasının sokaktaki insana, size, bana, Hande'ye aslında ne faydası olacak? Bunu Ya da anlatırsanız. söylenen zarar olacak mı mesela? Evet. Sızıntı ve benzeri. Çünkü son teknoloji diye anlatılıyor, biliyoruz. Ama öyle mi Bir gerçekten? de deniliyor ki çok özür dilerim, dünya vazgeçiyor, siz şimdi yapıyorsunuz. Tam tersine, o zaman oradan başlayalım. Şu anda dünya üzerinde 452 adet reaktör çalışıyor. İnşaatı devam eden 50 tane daha var. Muhtelif Amerika'da, Avrupa'da, Asya'da, Afrika'da birçok ülkede projeler var. Geldi bu arada. Bu da geldi efendim. Evet. Geldi, evet. 2050 yılı planı da şöyle, yani demek ki bu 50 tane inşaatı devam eden aşağı yukarı 5 yılla 10 yıl arasında bitecek demektir. 2030'dan 2050'ye kadar 20 yıllık süre içerisinde bu 500 rakamın 1000'in üzerine çıkacağı öngörülüyor. Sebebi de şu, iklim koruma programları, yani iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında biliyorsunuz ülkeler belli taahhütlere girdi. Yani emisyonlarını kontrol altına almak zorundalar. Tüm dünyada olduğu gibi bizde de tabii enerji üretim tesisleri emisyonda en çok paya sahip tesislerdir. Mesela Türkiye'de de öyle, dünyada da öyle. Emisyonların %70'i enerji sektöründen kaynaklıdır. Orada da fosil yakıtlar, yani işte kömür, gene kısmen doğalgaz gibi bunların kontrol edilmesi, azaltılması gerekiyor. Ama bir taraftan sizin enerji talebiniz büyüyerek devam ediyor. Yenilenebilir enerji tüm ihtiyacınızı karşılamaktan uzak çünkü meteorolojik koşullara bağlı. Yani her sene mesela çok sulu geçmez. Yağış kurak olduğu zaman ne yapacaksınız? Santraliniz var ama yakıtı onun su. Yağmur az yağdı. Arkadaşlar bu sene biraz lambaları kısalım veya sanayinin iki makineden birisini kapatalım diyemezsiniz. Güneş enerjisi gündüzün var, akşam yok. Şu anda gece saatinde bak aydınlatmaya ihtiyacımız var. Bunu nereden karşılayacaksınız? Rüzgar her zaman aynı şiddette esmez. O açıdan da tüm dünyada yeni akımda öyle. Önce yenilenebilir enerji kaynaklarını maksimum düzeyde kullanmak, kalan açığı ihtiyacı karşılamak için de en temizinden başlayarak devreye almak. Burada da nükleer çok öne çıkıyor. Neden? Çünkü sıfır emisyon, bacasından herhangi bir şey salmıyor. Hatta onun için geçtiğimiz yıl Avrupa Birliği Komisyonu yeşil etiketlendirdi bunu. Dedi biz bunu artık teşvik etmemiz lazım çünkü emisyonu sıfır. Nükleer enerjiyi. Evet, nükleer enerjiyi. Yani bazı Almanya gibi bir iki ülkede hani nükleerden çıkış stratejisi hala devam ediyor ama onlar da geçtiğimiz yıl bu doğal gaz krizinden sonra biliyorsunuz Vazgeçtiler hem kömürleri, kömür santrallerini çalıştırdılar hem de nükleer santralleri en azından dediler bir müddet daha kullanmamız gerekir. Nükleer santraller tabii kararlı, kaliteli bir üretime sahip. Örneğin nükleer Akkuyu santralinde biz 4 tane reaktörü aynı anda inşaatını devam ettiriyoruz. 4 reaktör de bittiği zaman ülkemizin yaklaşık enerji ihtiyacının %10'unu karşılayacak. Yani 35 milyar kilovat saat. Bunu örneğin nükleer santralle değil de aynı elektriği biz doğalgaz santralleriyle yapmaya, doğalgaz santralleriyle karşılamaya çalışsaydık yıllık 7 milyar metreküp daha doğalgaza ihtiyacımız olacaktı. O da geçtiğimiz yılın rakamlarıyla neredeyse 8-10 milyar dolar. Bakın sadece bir yılda o gaza ödenecek bedel bu idi. Tabi rakam indikçe iner, çıktıkça çıkar ayrı bir hadise ama şimdi gaz ithalatımızı da azaltmış olacağız bununla bir yandan. Son teknoloji ve en üst kalite güvenlik sistemleri uygulanıyor. Ve bu proje şu anda 4 reaktörün aynı anda inşaatının devam ettiği dünyadaki tek proje. Bundan önce de 4 reaktör hiçbir tesiste başlanmamış. Mesela 4 reaktörlü tesisler var ama birini yapmış işte 5 yıl sonra bir daha eklemiş ikinciyi, üçüncüyü o şekilde projeler var. Fakat 4 reaktörün de aynı anda başladı, devam ettiği dünyada başka bir proje yok. Bunun Dünyanın nedeni en büyük nükleer şantiyesi şu anda Türkiye'de. ne peki? Yani niye kimse yapamamış da Türkiye dördünü birden yapabiliyor Şöyle, Ruslarla? şimdi şöyle biz tabii biraz önce de söyledim. Yani biz en az uzun dönemli 10 yıllık, 20 yıllık enerji arz talep projeksiyonu yaparız tahminlere göre. Ülkemiz büyüyor. Ortalama da ülkenin ekonomik büyümesine paralel olarak enerji talebimde de artış olur. Yani %4-5'lik bir büyüme demek bizim enerji ihtiyacımızın da her yıl %4-5 artacağı anlamına gelir. Bir mevcudu koruyacaksınız, kesintisiz olarak o enerjiyi sağlayacaksınız.
bir de artan talebi karşılamanız lazım. Yani burada şu demektir. Eğer 5 yıl hiçbir şey yapmazsanız, bir kapasite eklemezseniz 5. yılın sonunda %25 açığınız olur. Başka bir ifadeyle 24 saatin 6 saatinde elektrik kesmek zorunda kalırsınız. Bunu önceden öngöreceksiniz ki vatandaş o açığı, arz açığı deriz biz ona, hissetmeden zamanında devrede almanız gerekiyor. Buradaki 4 reaktör, yani 4800 megawattlık bu santralimizde inşallah işte bir yıl içerisinde şimdi işletme alma çalışmaları tamamlanmış olacak. Nükleer yakıtımızı getirmiş olduk. Ardından birer yıl arayla da her bir reaktör devreye girecek. 2028 mi oluyor? 2028'de de 4 reaktörün tamamı girmiş olacak. Bunun yanı sıra rüzgar ve güneşte büyümemiz yine devam ediyor her halükarda. Depolamalı elektrik üretim sistemlerini devreye aldık. Geçtiğimiz yıl olağanüstü bir başvuru oldu. Muhtemelen birkaç yıl içerisinde Avrupa'nın en çok elektrik depolayan ülkesi olacağız. Onun için yapıyoruz. Rüzgar ve güneşten daha fazla istifade etmek için. Yani rüzgarın çok estiği veya güneşin işte yoğun olduğu dönemlerde ihtiyaç fazlasını depolayalım elektriği bataryalarımızda. Pillerde. Onu akşam saatlerinde ihtiyacımızın fazla olduğu saatlerde de sisteme tekrar basalım. Bunu da hayata geçiriyoruz. Evet. Sayın Bakanım, şimdi Türkiye'nin bugün mesela bir günlük elektrik ihtiyacının şu kadarı yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanıyor diyebiliyoruz. Diyebiliyoruz tabii. Mesela ne kadar bu oran? Günlük bazda tabii bizi şaşırtabilir. Demin verdiğim bilgilerden dolayı biz onu yıllık bazda takip ederiz. Çünkü sezonsal olarak mesela hidrolik santraller işte ya şeyde birinci, ikinci çeyrekte daha fazla üretirsiniz. Üçüncü çeyrek yaz, yağış az olur. Dördüncü çeyrek daha fazla olur. Ondan dolayı yıllık olarak verebiliriz. Geçtiğimiz yıl biz toplam elektrik ihtiyacımızın yaklaşık %44'ünü yenilenebilir kaynaklardan elde ettik. %12'sini yerli kömürden elde ettik. Yani geçtiğimiz yıl demek ki %56-57 gibi bir oranda yerli kaynaklardan elektrik üretmiştik. Şimdi bunları anlattığınızda merak ediyorum ben. Seçmende bu nasıl bir etki yaratıyor? Yani peş peşe bir takım açılımlar oldu. Peş peşe açıkladığınız oldu. Yani bahsettiğiniz %44 rakamı benim için mesela önemli bir rakam. Seçmende nasıl bir etki yarattığını incelediniz mi? Ne çıktı ortaya mesela? Şöyle, doğrudan seçmen değil ama zaman zaman biz müşterilerin enerji sektöründeki gelişmeleri ölçeriz. Yani yenilenebilir enerjiden ne anlıyor? Temiz enerji kaynakları. Genellikle tüm dünyada olduğu gibi bizde de hani önce hep temiz enerji kaynaklarını kullanalım. Hep önde çıkar. Peki ondan sonra yani açık kalan ihtiyacınızı karşılamak için açık kalan miktarı nasıl karşılayalım? Orada da demin benim size söylediğim gibi yani en temizini en önce kullanacak şekilde bir sıralama oluşturuyor. Özellikle ama son yıllarda yani 21. asrın genel karakteristiği şu, özellikle genç nesil çalışanlar biraz daha aktif, bilinçli. Bu iklim değişikliğiyle mücadele konusunda yenilenebilir enerjilerin daha yoğun bir şekilde sisteme dahil edilmesi konusunda olağanüstü bir bilinç var. Bu sevindirici, bizi de motive ediyor aslında. Bizim de amaçlarımızla halkın beklentileri bir anlamda uyuşmuş oluyor. İşin özünde de şu var, biliyorsunuz eğer müdahale edilmezse dünyada bu yüzyılın başındaki ortalama sıcaklık da yüzyılın sonundaki ortalama sıcaklık artı 4 derece olacak. Evet. O bir kaotik bir durum. Yani artı 4 derece işte buzulların erimesi, suyun yükselmesi, ani iklim değişiklikleri. Şimdi tüm dünya bunu artı 2 derecede tutmaya çalışıyor. Artı 2 derecede tutmanın göstergesi de şu, 2050'ye kadar artı 2'yi geçmememiz lazım. Aslında biraz da krediden de yiyoruz. Şu anda artı 1,5'larda gidiyoruz. Yani marjımız da giderek azaldı. Bunun için ülkelerin daha agresif politikalar izlemesi gerekiyor. Nitekim geçtiğimiz yılda Paris İklim Anlaşması Meclisimizden geçti biliyorsunuz. Ve biz de 2053 yılını net sıfır hedefiyle ilan ettik. Bu net sıfır şu, saldığımız emisyonla tuttuğumuz emisyonu eşit tutmamız gerekiyor. Avrupa Birliği ülkelerinin büyük bir kısmı 2050 olarak ilan etti. Uzun müddet Amerika Birleşik Devletleri Trump yönetimi zamanında buna direnmişti. Şimdi Biden yönetimi tekrar
eski programa dönme kararı aldı. Yanlış aklımda kalmadıysa Çin 2060'ları hedef gösterdi. Yani 2050-2060'larda eğer ülkeler bu şeylerini, taahhütlerini yerine getirirlerse bu artı 2 dereceyi tutturabiliriz. Bunun için de tabii yenilenebilir kaynakları azami ölçüde sisteme dahil etmek gerekiyor. Ve enerjiyi de verimli kullanmak gerekiyor. Onu tabii da söylemek lazım. Mutlaka. Çünkü israf edilen enerji, onu üretmek için biz işte fosil yakıtlara da başvurmuşsak örneğin, o kadar aslında emisyon salmışız demektir. Bunu bir dengede götürmek durumundayız. Nükleer, hani tekrar dönelim, işte nükleer santraller bu açıdan son derece kritik. Bir de tabii elektrik tüketimi artıyor. Şimdi de elektrikli otomobiller gelecek gündeme. Onları da biz evimizden, iş yerimizden, belki yoldaki istasyonlardan şarj yapacağız. O da bir elektrik talebi doğuracak. Bunların da planlamasını yapmamız gerekiyor. Verimli cihazların sayısı gittikçe artıyor ama şöyle bir durumda var. Eskiden işte evlerimizde bir tane tüplü televizyon vardı. Tüketimi yüksekti. Şimdi odalarımızda birer tane oldu. Evet, şu LCD televizyonlar öbürüne göre 1/3, 1/4 daha az enerji harcıyor ama 3 tane televizyon koyunca fark etmiyor. Yani hassas olmak biraz konforumuz da arttı tabii. Konforumuz da arttı. Ondan dolayı da elektrik tüketimi, bu sadece bize özgü değil, onu da söyleyeyim. Yani tüm dünyada da böyle bir gözlem söz konusu.